Kader Sarı Denizli'den bize başvurmuştu. 19 yaşında biliyorsunuz sevgili Kader. Annesi Gülhan tarafından çocuk esirgeme kurumuna bırakılıyor. Sevgili annesi Gülhan Hanım da canlı yayında Denizli'de karşımızda. Gülhan Hanım mecburiyetten, işte dün telefonla yayına bağlanmıştınız. Mecburiyetten kızınızı bıraktığınızı, işte baba da sahip çıkmadığı için, gebeliği de sonlandırmak için işte bırakmak zorunda kaldım demiştiniz. Kader, annen karşında. Ya seni hiç sevmedi mi annen sence? Hiçbir şekilde sevmedi. Sevseydi ya babamı saklamazdı ya da babamı da boşverdi, bana annelik yapardı. Yani anneliğini de görmedim, değeri de görmedim, ne saygı gördüm, ne sevgi gördüm, hiçbir şeysini görmedim. Hiçbir zaman bana kızım diye gelip benim saçımı başımı hiçbir şeyimi okşamadı ya da ben o gün gerçekten çok kötü hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Ağlaman bittiyse odana git, odanda devam et ağlamana. Hiçbir şekilde bana değer ya da sevgi göstermedi. Onları da geçtim, bir kere olsun bana saygı ya da bir adım bile atmadı. Ben ona 10 adım gitsem o bana 20 adım benden uzaklaştı hep. Kulağımdaki şey problem tamam arkadaşlar, giderildi, rahat olun. Benim de yayın rejiyi duymam lazım. Gülhan Hanımcığım merhabalar. Duydunuz mu kızınızı? Merhabalar. Kader sizin kızınız değil evet. mi? Evet, benim kızım. Yani hiçbir zaman bana değer vermedi, bana doğru düzgün annelik yapmadı. Beni sevseydi zaten yurda vermezdi. Ya ben de anneyim diyor. Şu anda 4 aylık bir torununuz var biliyorsunuz. Ben ona kıyamıyorum, evet. Hiçbir yere bırakmıyorum ama annem bana kıydı. Hastane şeye çocuk esirgemeye bıraktı diyor. Adası neden bıraktınız? Evet bıraktım, evet bıraktım dedim hanım. Dün de size söylemiştim, mecburiyetten bıraktım. Kadın sığınmaya gidebilirdin. Giremedin mi? Gidemedim. Niye, zor mu geldi sana kadın sığınmaya gitmek? Evet zor geldi. Belli. Bir çocuğu doğurup atmayı becerdin ama bir kadın sığınmaya gidip 6 ay boyunca dişini sık. Kader sen bir aradan çekilir misin lütfen? Niye? Benle konuşamıyor musun? Kader, annelik yapmadın bari burada ben? Konuş. Annelik yapma gene burada konuş ama. Hiçbir zaman konuşmayı beceremedin. Ben zaten bu saatten sonra sana ne annelik yapmaya ne ablalık yapmaya ya da yüzünü görmeye de niyetim yok tamam benim. Bana, tamam mı? Annelik yapmadın, ablalığı da hiç yapmadın zaten. Beni bir düşman belledin hep. Bu saatten sonra. Sen beni hep düşman belledin ki hiçbir zaman bir şey yapmadın bana. Çok şükür ki düşmanımsın Kader. Aha teşekkür çok ederim. Şükür. Nasıl çok yani? Çok şükür. Yani Kader sizin evladınız, sizin düşmanınız mı Gülhan Hanım? Nedam Hanım söylediği lafları siz duymuyor musunuz acaba? Şöyle size... Babamı yani... saklıyorsun benden. Ben sana nasıl böyle şekilde devam etmeyeyim, bu şekilde davranmayayım? Kader. Babasını öğrenmek istiyor. Kader bir de beni bir dinler misin? Tabii ki dinleyelim annene de lütfen. Tabii dinleyelim anneciğim. Sesini çıkarmadan bak tek kelime tamam, etmeden sustum, beni dinle. Tamam sustum, dinliyorum anne, tamam. Dinliyorum. Bekle anne de deme bana bak Kader. Tamam dinliyorum canım. Aa, anne demesin sakın. Mi? Tamam dinliyorum. Hayır demesin. Sakın dedim bak. Tamam sustum. Lidem Hanım ben size şunu söyleyeyim ilk başta. Ben babasını neden sakladığımı size söyleyeyim. Hı. Değil. Nasıl? Babası nasıl bir insan? Tekin bir insan değil. Ha, yaşıyor tekin yani. Bir insan olsaydı emin aha. olun ki kaderden önceden onu, onun babasının kim olduğunu, varlığını, her şeyini ben ona kendi elimle gösterirdim. Bir yıl evli kalmışlar. Resmi nikahları da varmış. Ben tekrar ses kaydını dinledim. Attım hatta ihbar altına. Belki verirler buraya. Kaderden kapatır mısın lütfen dedim bak. Tabii ki de canım. Siz bize dün şunu söylemiştiniz. Ben işte kaderim babasıyla birlikte oldum. Ailesi hamile oldum. Ailesi kabul etmedi. Gebeliği sonlandırmak istedi. Ben de çocuğu dünyaya getirmek evet. istedim. Ayrıldım. Ama şimdi kızınız evet. diyor ki bir yıl evli kalmışsınız babasıyla. Hayır yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Ses kaydı var. Kendi ağzıyla söyledi. Attım yayınlayabilirler. Kader yayınlasınlar. Bak öyle bir şey yok dedim. İzin yani... verirseniz o ses kaydını yayınlayabilir miyim peki? Ben evet, daha dinlemedim. Yayınlayın. Ha, ya, öyle bir şey yok tamam. Sizin onayınız var mı? Var var söyleyeyim. Ya önce siz beni bir dinleyecek misiniz lütfen? Tabii tabii hayır ben dinleyeceğim sizi ama buna onayınız varsa benim arkadaşlarım hazırlasınlar. Sona doğru abla konuşma oradan girdik. Sonda doğru ben, başladım. Ben de annenle konuşuyorum. Tamam. Gülhan Hanımcığım onayınız var mı lütfen? Lidem Hanım şimdi hiçbir şey onaylamıyorum. Siz önce beni bir dinleyin. Peki ondan dinleyeyim. Ondan sonra ona karar veririm ben size. Tamam söyleyin peki buyurun. Şimdi ablacığım bu adam tekin bir insan olsaydı emin ol ki ben ondan daha çok istiyorum babasının bir araya gelmesini. Ama insan tekin bir insan değil. Peki. Ben şu ana kadar da kaderi korumak amaçlı hala onu göstermiyorum, kim olduğunu söylemiyorum. Özellikle de üstüne basa basa söylüyorum. Kaderi korumak için yani. Sen beni kendinden evet. korumadın. Ben kendimden, ben sana ne yaptım da ben seni kendimden korumadım ben, acaba? Sen beni her gün dövdün, her saat dövdün. Ben yanındaki oğlun mutlu olsun diye, senin oğlun mutlu olsun diye ben senden dayak yedim, dayak.
Nasıl? Kader, sadece oğlu mutlu olsun. Kader, bir dakika Gülhan bir şey söyleyeceğim. Bir, çocuk SMA hastası. Evet, lütfen, evet. SMA hastası. Ben güleyim biraz bak, diyordu. SMA hastası bir çocuğu lütfen şey yapmayalım. Yani. Hayır ama gerçekten oğlu sadece mutlu olsun diye oğlu dedi diye bana hep dövüyordu. Her zaman da dövdü. Sen benim sopalarımı unuttun galiba diye beni yurdan aldığında her dakika dövüyordu. Direkt geldiğim gibi tabii döverdi. Canım. Seni döve döve ben seni ne hale getirmişim bak. Ne güzel ne hale getirmişim ben yani seni. Ben senin sayende böyle olmadım. Eşim benim arkamda olduğu için ben dimdik ayakta durdum. Tabii canım. Cezaevinde sana baktı o. He, cezaevindeyken 5 lira vardı sadece cebim. Denizde dolmuş paraları sadece 5 liraydı abla o zaman. Bak sadece dedim yanında 5 lira var, yanına geleceğim. Eğer yanında... Çok özür dilerim. Yanında beni tutacaksan ben senin yanına geleceğim. Bak benim başka param yok dedim. Tamam gel dedi, ben seni tutacağım dedi. Yanında kalacaksın, hiçbir yere göndermeyeceğim. Yanında anne kız gibi olacağız dedi. Ben de tamam dedim, ben sana evlat olayım o zaman. Sen de bana annelik yap o zaman dedim. O da tamam dedi, ben yanına gittim. Kocası var ya bunun, Osman. Onu çok seviyor, ona aşık ya sözde. Şu anki ondan eşi da bahsediyor galiba. Orada. Ben onu bırakacağım zaten, mirasım bir onaylasın. Ben zaten onu bırakacağım falan diyor. Neyse. O istemiyor zaten beni. O istemedi diye 5 lira cebimde hiç para yokken ben oradan 1200 evlerden ta meydana kadar yürüdüm bayram yerine. Ki ben 1,5 saatten önce gittim. Kızınızı sevmek bir yana, ona şiddet uyguladığınızı, sırtındaki kambur da sürekli sırtına böyle bir şeylerle vurduğunuz için sırtındaki o kamburlukla sizin şiddetiniz sonucu oluşmuş, öyle mi? Peki ablam biz bunu doktor muayenesine götürelim. Benim bakalım benim dövdüğüm şekilde mi kambur olmuş bu? Evet, onun yüzünden oldum. Hatta ben kuruma tekrar kabul gittim 2019 yılında. Gitmeye. Ben sizin oraya geleyim de gidelim doktor. 2019 yılında kabul ediyor. Kabul ediyor Gülhan Hanımcığım. Tamam, 2000... ben onu doktora götürürüm. Her şeye varım ben. Çünkü ben öyle bir şey yapmadım. Sen mi götüreceksin? Ben Didem ablayla ya da ekip arkadaşlarıyla giderim. Onlar direkt doğruyu söyler. Evet, sen yalanlarsın gene. Bizimle. Ben 2019'da kurumla beraber o seni yüzmeye gitmen lazım dedi ki ben sudan çok korkuyorum, ben gitmek istemedim. Bana egzersizler verdiler, ben yapmadım. Yapmak istemedim çünkü çok canım acıyor. Yani sırtındaki o kamburluk, evet. O eğrilik, sorumlusu annen yani. Hepsi var zaten. MR'a da girmek istemiştim ama giremedim. Hamileydim o zamanlar. Gülhan Hanımcığım, kızınızı verdikten sonra neden geri almadın? Ablam ben size dün de söyledim. Benim başımda sigortam olmadığı için, sigortalı bir işim olmadığı için devlet hep bana ters tepki verdi. Yok. Vermeseydi. Senin sigortan yok, gelirin yok. O yüzden bana verilmedi o çocuk. Başta vermeseydi. Kuruma vermesi çok kolay. Oradan geri çıkarması çok zor. Gülhan Kayhan. Ben onun gibi bir anne olmamak için ant içtim biliyor musun abla? Ben kızıma onun gibi bir anne olmamak için, onun bana davrandığı şekilde kızıma hiçbir şekilde yapmamak için ben ant içtim, yemin içtim kendime. Duydunuz mu? Ya sizin gibi olmamak evet, için. Bana yaşattığı eziyetleri, acıları ben kızıma yaşatmamak için gerçekten yemin ettim. O kadar eziyet insan annesi yaşatır mı ya? Yaşatıyor. Kendi yetmedik kocasıyla beraber yaşatıyor. Tabii canım. Siz de bir annesiniz. Siz acaba sizin aklınız bunu eriyor mu benim bu kıza bu hale soktuğum, benim bu kıza bu kadar şiddet uyguladığım? Allah rızası için Fatma teyze beni izliyorsa ben ikinizi de dinliyorum ama ben burada ne gördüm biliyor musun Gülhan Hanımcığım? Bodrum'da bir anne vardı Turcan. Kızı Gamze Sakallıoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla şu an cezaevinde biliyor musun? Biz çok şey gördük ama ben kader mi doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Ben sadece tarafsız dinliyorum. İkinizi de dinliyorum ablacığım, bir tane. Ablacığım ben size şunu söyleyeyim. Ha. Tövbeler olsun, ona tek kere bir kere elim kalktı. O gün dün de size ben programda söyledim. Onun dışında kesinlikle benden hiçbir şekilde öyle şiddetli bir dayak yemedi o. Anlatayım mı? Söyle bir kere Karasal'da topiler vardı. En üst komşumuzda çok sıkı fıklardı. Hatta babamın ölmediğini falan o söylemiş. Annem ona söylüyor. Fatma teyze de bana söyledi. Ben sonra inandım zaten. O gün de çok kötü dayak yemiştim hatta. O çok iyi biliyor. Korucu babam bile arayıp söylemiş yani. Ben o sayısı kaydını dedim. Sana onun numarasını aldım. Telefonu kapatmış. O Peki, hattı kapatmış. Gülhan Hanımcığım, şimdi babası Tekin biri olmadığı için saklıyorum diyorsunuz. Ama ama kurumdaki bir öğretmeni Ahmet Atgüden diye birinin ismini veriyorsunuz. O da Denizli'de yaşıyor. Ablam öyle bir şey yok. Kesinlikle o adamla kaderle hiçbir alakası yok. Bir yıl evli kalmışlar abla, öyle anlatıyor. Hepsini anlatıyor. Keşke yayınlar mısınız? Lütfen yayınlayın. Bir dakika. Sonlara doğru ondan bahsediyoruz. Ben de dinlerim, olmazsa onay verirse de yayınlarız zaten. Peki siz neden...